Merakla beklenen Dying Light 2 Stay Human için çok çok az zaman kaldı. Oyunla ilgili Techland'in yayınladığı her video büyük ilgi görüyor. Ve bu videoda 2022'ye damga vurmasını beklediğim oyunlardan Dying Light ile ilgili bilmek isteyeceğinizi düşündüğüm 10 önemli bilgi var. İlk oyunu Kyle Crane ile oynuyorduk. Bu oyunda ise yeni bir karakterimiz var. Adı Aiden Caldwell. Şu ana kadar paylaşılan bilgiler ışığında kendisi hakkında çok bir şey bilmiyoruz. Aiden enfekte olmuş ve tedavi arıyor. Ayrıca geçmişinin bir kısmını da hatırlayamıyor ve kız kardeşi Mia'yı bulmak üzere yola çıkıyor. Dying Light 2 ilk oyunun 20 sene sonrasında geçiyor. Dünya nüfusunun tamamına yakını yok olmuş. The City adı verilen şehir insanlığın son kalesi olarak kalmış. The City'nin haritası ilk oyundan yaklaşık 4 kat daha büyük ve oyunda 7 farklı bölge var. Bunun haricinde ilk oyundan farklı olarak çok daha fazla dikey mimari göreceğiz. Yani yine gecekondu bölgeleri var ama uzun binalar, gökdelenler oyunda hatırı sayılır oranda bulunacak. Oyunla ilgili gelen en ilginç bilgilerden bir tanesi oyunun süresiyle ilgiliydi. İlk paylaşımlarda oyunun ana hikayesinin 70-80 saat civarı olduğu söylenmişti. Ama yok, ben platinum kupa kasacağım, hatta adım atmadık yer bırakmayacağım derseniz de bu sürenin 500 saat civarı olduğu paylaşılmıştı. Fakat bu tam olarak doğru değil arkadaşlar. Burada bir güncelleme yapalım. Oyun eğer sadece ana görevden ilerlerseniz 20 saatte bitiyor. Ana görevler artı yan görevlerin süresi ise 80 saat. Peki 500 saat nereden çıktı? Anlatayım. Ana görev ve yan görevlerin yanı sıra toplanabilir tüm eşyaları edinmeniz, ayrıca oyun tercihlere dayalı olacağından dolayı vereceğiniz farklı kararların farklı sonuçlarını görmeniz, yani oyunu baştan sona farklı kararlarla birkaç kez oynamanızın toplamı 500 saat. Yani anlaşıldı mı bilmiyorum. Oyunun yapımcılarının dediğine göre oyunu nasıl bitirirsek bitirelim, ilk seferde en az %25 içerik kaybına uğrayacakmışız. İlk oyuna göre en büyük farklardan bir tanesi oyuncuların yapmış olduğu seçimler ve sonuçları olacak. Oyuncuların vermiş olduğu kararlar çok önemli farklar yaratacak hikayede. İlk oyundakine göre çok daha fazla rol yapma oyunu diyebiliriz Dying Light 2 için. Hatta bu sebepten The Witcher 3 Wild Hunt senaristlerini de işe almışlar. Ve tabii ki buna bağlı olarak oyunun birden fazla sonu olacak. Verdiğiniz kararlar sadece sizi değil şehrin kaderini etkileyecek kadar kritik olacak. Gerçi bu cümleleri en son duyduğumda sonuçları pek de parlak olmamıştı ama hadi bakalım. Oyunda 3 farklı grup olacak. Bunlar Survivors, Renegades ve Peacekeepers. Her grupta da 7 farklı seviye var ve bu seviyelere bağlı ödüller var. Yani bir gruba ne kadar sadıksanız o gruptaki yeriniz o kadar sağlamlaşıyor. Fakat bu gruplar birbirleriyle pek iyi ilişkilere sahip olmadıkları için bu durumun yan etkileri, dezavantajları olabilir. Mesela Survivors grubuna çok yakınsanız Renegades ve Peacekeepers'lar size düşman olabilir gibi gibi. Bu üç gruptan da birer cümleyle bahsedeyim. İlk grup Survivors. Normal halktan insanlardan oluşan barışçıl bir grup. Silah teçhizatları pek yok ve bu üç grup arasından en güçsüzü Survivors. Peacekeepers ise eski askerlerden oluşuyor ve silah konusunda da gelişmiş bir grup. Emir ve kuralları her şeyin üstünde tutuyorlar. Renegades ise şiddete yatkın ve eski hapishane mahkumlarından oluşan bir grup. Bütün bu üç gruptan bağımsız olarak sokaklarda haydutlarla da karşılaşabiliyoruz oyunda. Zombiler için oyunda bir döngü oluşturulmuş. Eğer bir insan ısırılmış ve henüz zombiye dönüşmüşse, insanlık kısmı hala devam ettiği için hızlı bir şekilde hareket edebilecek. Bu aşamadaki zombilere viral, yani viral deniyor. Bu aşamadan sonraki sıradan zombilerin adı ise biters olacak. Bir diğer tür ise howlers. Howlerlar diğer zombileri bulundukları yere çağırabiliyorlar. Ve banshee'ler de pençeleri olan bir tür. Böyle gündüzleri gün ışığından dolayı biraz daha yavaşlarken geceleri daha hızlı ve saldırgan olacaklarmış.
Parkur oynanışı ilk oyuna göre çok daha geliştirilmiş, 3000'den fazla parkur animasyonu eklenmiş daha akıcı bir oynanış için. Oyunda araba gibi araç kullanımı olmayacak, arbalet ve av tüfeği gibi silahlar olacak bu sefer, fakat ateşli silahlar çok çok kısıtlı ve bulması zor olacak. Bunun sebebi ise yapımcı firma Techland'in daha gerçekçi bir dünya ve atmosfer sunmak istemesi. Yani kıyamet sonrası teknoloji çok ilerlememiş, dolayısıyla da ortalık silah kaynamıyor. Bunun yerine yakın dövüş eşyaları ağırlıklı olacak ilk oyunda olduğu gibi. Ayrıca iki elde de silah olabilecek. Mesela sol elimizde tabanca varken sağ elimizde de balta olması gibi. Bunlar haricinde yamaç paraşütü, zeplin, trampolin gibi şeyler var bizi bir noktadan bir noktaya gitme konusunda işimizi kolaylaştıracak. Oyunda yeni bir NPC olacak. Adı da Craftmaster. Adından da anlaşılacağı üzere bu arkadaşa upgrade ve crafting için gitmemiz gerekecek. Oyun 4 kişiye kadar co-op olarak oynanabilecek. Arkadaşlarınızla isterseniz hikayenizi beraber tamamlayabileceksiniz ya da siz arkadaşınızın hikayesine dahil olabileceksiniz. Yani host bir kişi olacak, ana hikaye bir kişinin hikayesi üzerinden ilerleyecek, geri kalan 3 kişiye kadar diğer oyuncular katılabilecek. Ayrıca Techland oyuna uzun süre destek verecek ilk oyunu olduğu gibi. Yani en azından 2 DLC'nin geleceği şimdiden kesin. Bunun yanı sıra yeni skinler, silahlar da eklenecektir. Xbox Series X ve PlayStation 5 oyuncuları oyunu 3 farklı seçenekle oynayabilecek. Bunlardan bir tanesi quality, yani kalite, bir tanesi performance, bir tanesi de 4K. Oyunu 4K oynamak isterseniz oyun 30 FPS çalışacak. Performans modunda ise 60 FPS olarak çalışıyor. Quality modunda ise ray tracing ve daha iyi texture'larla oynayabileceğiz. Ve son olarak Dying Light 2 4 Şubat'ta Türkçe dil desteğiyle piyasaya çıkıyor. PlayStation fiyatı 469 lira, Xbox'ta 470 lira, Steam fiyatı ise 349 lira arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler.